Seni üzdüysen beni affet baban. Ama sana bunları anlatmadan oğlunun, gelininin düşmanı olarak karşına çıksaydım seni kaybederdim. Seni kaybetmeye göz alamadım. Ben gideyim artık. Çok yoruldum. Eve gideyim. Misafiri kabul ediyor musun? Ne işin var burada Tatavlalı? Niye geldin? Kusura bakma, habersiz geldim. Ama sen de mağara adamı gibi telefon kullanmıyorsun. Nasıl haber verseydim? Güvercin mi gönderseydim? Bana bak. Adamlarına söyle. Silahlarını indirsinler. Yoksa bunu sana çok ağır ödetirim. Niye bu kadar gerildin, anlamadım. Memnun olmadın mı geldiğime? Ha. Hazırlıksız yakalandın, değil mi? Üzülme cancağızım, üzülme. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Kusura bakmayın hanımefendi, birdenbire daldık içeri, sizi de rahatsız ettik. Tabii misafir misafiri sevmez, ev sahibi de hiçbirini sevmez. Kendimi tanıtayım. Tatavlalı Gülendam Hanım. Oğlunuzun düşmanıyım. Doğru. Senin gibi ciğeri beş para etmez adam benim oğlumun dostu olamaz zaten. Ancak düşman olur. Cezayir'in dik kafalığı ve kabalığın nereden geldiğini böyle daha iyi anlamış oldum. Demek ki bütün aile böyle. Genetik bir problem yani. Ben de diyorum ki senin bu ukalalık, kabalık, gereksiz ahmakça cesaretin nereden geliyor? Meğer aile bir şeymiş. Ateş Türk. Sana söyledim. Senin bile unuttuğun hatıralarını önüne dökerim dedim. Aklını kaybedersin dedim. Bak, uçtu gitti aklın. Şimdi müsaadenle babaannenle biraz dolaşacağız. Bana bak Tatavlalı. Eğer babaanneme dokunursan geceleri kabusun olurum Tatavlalı. Geceleri kabusun olurum. Çok gerginsin Ateş. Yani yorgunsun da yoruyorsun kendini. Gereksiz yere adam gibi de bakmıyorsun kendine. Uyuman gerek cancağızım. Uyuman gerek. Oğlum. Uyuman. Uyu. Sakinlik. Oğlum. Oğlum. Sonra konuşuruz. Ateş. Oğlum. Yavrum. Oğlum. Şimdi şöyle olacak, iki kısma ayrılacağız. Bir kısmımız benimle beraber bunun cenaze işlerini halledecek.
Geri kalanlar da paranın transferini gerçekleştirdikten sonra bize katılır. Baba biz bu paraları sürekli niye taşıyoruz ki? Dursun işte burada. Çiftlikten güvenli yer mi var? Oğlum paraların burada olduğunu Sağır Sultan'la kör kadı bile biliyor artık. E paralar burada durdukça da biz baskın yemeye devam edeceğiz. Evin içinde bir saatli bomba taşır gibi yani çok tehlikeli artık. İyi de paraları taşıdığımızı hasımlarımız bilmeyecek ki. Yani buraya tekrar baskın yapabilirler kurban baba. Hemen Asaf o kısmını kurcalamayın oğlum. Biz ne diyorsak o. Tamam? Tamam baba. Sen söyle o zaman. Kim ne yapacak? Ona göre organize olalım. Biz Ömer Asaf, Birkan, Bekir, bir de bizim ihtiyar heyetiyle cenaze işlerine bakacağız. Azamet senle Ethem abini, Habibi, Necip'i bir de Mişon Efendi'yi al yanına. Mişon Efendi'nin söylediği yere paraları götürür bırakırsınız. Ben de cenaze işine gelseydim baba. Dayıma son vazifemi yapardım. Defin zaten son vazifemiz oğlum. Tamam mı? Siz sağlanmasın, gerisini hallederiz. Ne istiyorsun lan yine? Özledim Cezayir. Bu aralar ihmal ediyorsun beni. Hani daha sık görüşecektik? Görüşeceğiz Tatı ablalı, görüşeceğiz. Merak etme. Vallahi ben öyle bekleyemem. Burnumda tütüyorsun. Geldi biraz dertleşelim ya. Yani ailevi sıkıntılarım var diye duydum. Çok çok üzüldüm. Öz be öz yeğenin düşman bellemiş seni be Cezayir. Ablanı geviş getirme. Ne söyleyeceksen söyle. Ben ne diyeceğim cancağızım? İşte akrabanın yaptığını akrep yapmıyor. Bak, yeğenin aldı anneni, bana teslim etti. Bak. Sakın. Sakın. Sakın gel. Sakın. Öldürürüm lan seni. Seni paramparça ederim. Sakın anama dokunma. Sana söylemiştim. Ben ağlamam. Ama adamın anasını ağlatırım demiştim. Neredesin lan? Yerini söyle. Neredesin? Konum attım cancağızım. Gelip elimi öpeceksin. Biat edeceksin. Bana çalışacaksın. Ben de anneni ağlatmaktan vazgeçeceğim. Patron çıldırdı. Böyle kampanya görülmedi. Kaçırılmayacak fırsat Cezayir.